kollamak fiilim y'ye gelmiş, daralması lazım. Ne olması lazım? Kollayan ya da kollayan. Ama ben bunu bu şekilde acak ecek eki almış, doğru mu? Evet. Araya da bir y sesi gelmiş mi? Evet. Kurallara göre neydi? A'dan sonra, A'dan sonra bir y gelirse bunları kabul ediyoruz. Bekleyecek değil, bekleyecek. Yani şunları yazıdan göstermek yanlış. Şimdi üçerli oturtacak mıyım? İki sırayı çıkardım. Üç tane x eksi iki sıra, artı bir kişi kaldı ayakta. Tamam mı? Buna da abi. Tabi bu aynısı. Evet. 2a. Bu da 3a artı 1. Yani 3 x artı 1. 5a artı 18b. Yani tamam, doğru. Eşittir 177. Öyle evet. En az dediği için. A'ya en küçük değeri. Nasıl bulacağım? 15 tonu 600 liraya götürüyor. 5a artı... Yok yok. Nasıl bulacağım hangisi daha karlı onu söyleyeyim. 1 tonu... Kaç lira? Kaç lira? Kaç lira değil. 40 oldu. Peki 18 ton 450 ise bir tonu? Diğer mesela düz alanlar, ovalar, verimli ovalar ya da su kaynaklarının olduğu yerler ökümendir. İnsanların yoğun yaşam. Ökün olmayan veya yerleşilmemiş alanlara ise tam tersi zıttı. Yani an ökümen alanlar denir. Buradaki hocalarımız teker teker bizlerle yani soru çözümünde ilgileniyor. Yeterli verimli ders alıyoruz. Denemelerimiz oluyor haftada bir. Yani özel dershaneden hiçbir farkı yok. Bize katkısı yani çok fazla. Gerçekten burada görevli olan herkese ve başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bizi diğer öğrencilerden ayırmadığı için, bize burayı açtığı için çünkü bize katkısı çok fazla. O yüzden onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Burası gerçekten dershane ortamı gibi. Yani deneme netleriniz falan artıyor. Ve buradaki öğretmenler zaten çok iyi. Herkes birbiriyle ilgileniyor. Soru çözümü olsun, dersler olsun. Saat başı istediğimiz hocaya gidip soru sorabiliyoruz. Kurs ortamı çok rahat. Aynı dershane gibi özel eğitim veriliyor. O yüzden Halliye Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a teşekkür ediyoruz. Buraya gelmemin sebebi ailemin maddi sıkıntılarından dolayı buraya geldim. Halliye Belediyesi kapısını bana açtı. Gençlik merkezi burası. Hiçbir şekilde dershaneden farkı yok buranın. Bunun için Halliye Belediyesi Mehmet Can Polat'a teşekkür ediyorum. Zaten ekonomi kastediyor. Her yer yeşil, bitki, ağaç. İnsan yani güneş ışığından faydalanamıyor. Tamam su bol, ağaç bol ama düz alan da lazım.